unutulmaz, unutulmaz, unutulmaz. Unutulmaz o saçları, unutulmaz o gözleri, acı tatlı o sözleri, unutulmaz, unutulmaz, unutulmaz. Unutulmaz o saçları, unutulmaz o gözleri, acı tatlı o sözleri, unutulmaz, unutulmaz, unutulmaz. Görünce yüreğin sızlar, aklına gelir anılar. Gerçek seven unutamaz, aradan geçse de yıllar. Seni ararsın bir benzerini, silemezsin izlerini. Unutulmaz, unutulmaz, unutulmaz. Unutulmaz o saçları, unutulmaz o gözleri, acı tatlı o sözleri. Unutulmaz, unutulmaz, unutulmaz. Unutulmaz o saçları, unutulmaz o gözleri, acı tatlı o sözleri, unutulmaz, unutulmaz, unutulmaz. Efendim, sevgiler, saygılar, ben Yıldırım'dan, Yıldırım kardeşinizden şu anda sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı hem yurt içinde bizleri izleyen hem yurt dışında, gurbette bizleri izleyen tüm dostlarımıza sevgiler, saygılar. Bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi tek kişilik dev kadromuzla bol bol Türkçe okuyacağız. Sizler isteyeceksiniz. Yıldırım kardeşiniz de sazıyla, sözüyle ve değerli orkestra arkadaşlarımızla birlikte istemiş olduğunuz türküleri canlı canlı anında okuyacağız. Efendim, nasıl ulaşıyorsunuz bize? Hemen hatırlatayım, mesaj yoluyla bize ulaşıyorsunuz ve mesajlarınızı hemen göndermeye başlayın. Hemen istekler gelsin, bizler de hemen okumaya başlayalım efendim. Önce mesaj hattımızı hatırlatacağım. Mesajınızı ekin yazıp boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı, istediğiniz türküyü yazıyorsunuz ve 23.53'e mesajınızı gönderiyorsunuz sevgili dostlar. Bizlerden istemiş olduğunuz türküleri anında okuyoruz ve Almanya'dan bize mesaj göndermek isteyen dostlarımız, türkü isteyen dostlarımız 99-699'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Efendim, tabii ki programı size Engin Gayrimenkul katkılarıyla, Engin Gayrimenkul sponsorluğunda ulaşıyor. Değerli sponsorumuza ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizlere vermiş olduğu destekten dolayı hemen Engin Gayrimenkul'ün hemen telefonlarını vereceğim sevgili dostlar. 0212 alan koduyla 450-10-24 450-10-24. Devir, biliyorsunuz, hesap devri, birikim devri. Ben alamam diye düşünmeyin, çünkü Engin Gayrimenkul'de artık her bütçeye uygun arsalar mevcut. Çanakkale Biga projesiyle hem de Silivri Çatalca bölgesindeki sizlere uygun bu alanda tam istediğiniz, gidebileceğiniz tek adres. Taksit imkanları var, 0% ile. Dolayısıyla
Hiç vakit kaybetmeden zamanı iyi değerlendirin. Arsa çünkü en güzel yatırım. İnşallah bize de dua etmiş olursunuz yani. Sevgili dostlar, mesajları gönderin. Ben hemen ekranımı şöyle güncelliyorum. Anında istekleri göreceğiz. Yıldırım Bey diyor, Hafik Koşutdere köyünden Kezban Kıraç. Aslı Gurbet Arabetmiş köyümü istiyorum diyor. Sazaklı ailesine, Özen köyüne ve değerli eşim Selim Kıraç için armağan ediyorum demiş. O zaman hemen bir güzel bir Ali Kızıltı türküsü okuyacağız. Aslı Gurbet Arabetmiş köyümü. Ardından da Bağdı Sabah Selam Söyle O Yare diyelim. Bir potpourri yapalım. İstekleri göndermeye başlayın sevgili dostlar. Yıldırım kardeşiniz anında canlı canlı okuyor isteklerinizi. Gelene de suna boylum gelene, gelene de kömür gözlüm gelene. Komşular ne olmuş? Hırsenelik ağaç kurumuş kalmış, bizim köye benzemiyor. Gelene 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 gelene. Ceylanlara su vermeyen pınarın taşlarına baykuş konmuş gelelim, gelelim.
Gelele de suna boylum gelele, gelele de kömür gözlüm gelele. Yaş mıdır nedir, yaş mıdır nedir? Gideyim yitirdim anam, bulamam çare. Mestane gözlerin anam, yaş mıdır nedir, yaş mıdır nedir? Yarın meclisinde yar yar oturan canlar. İsabettim aylar yıllar, üç müdür nedir, üç müdür nedir? Yarın meclisinde yar yar oturan canlar. İsabettim aylar yıllar, üç müdür nedir, üç müdür nedir? Ah hey, ah hey.
yalan yaşı geçer şöyle. Söyledikçe engin söyle, engin ol gönül engin ol. Söyledikçe engin söyle, engin ol gönül engin. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Efendim istekleri anında yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle notlarımız var, onları bir okuyalım. Biraz mesaj okuyalım. Bağlamamızı şöyle okuyalım ki bize, hatta şöyle yapayım ben. Evet, mesajları daha rahat göreyim. Efendim ekin yazıp boşluk bırakıp mesajınızı hemen gönderiyorsunuz 23.53'e. İstemiş olduğunuz türküleri Yıldırım kardeşiniz anında canlı canlı okuyor. Değerli orkestramız eşliğinde. Efendim bu arada Tuzla Sivaslar Dernek Başkanı bizleri izliyorlarmış. Osman Atmış Bey'e buradan selamlar gönderiyorum. İnşallah yarın Tuzla'da olacağız. Kendilerini bir ziyaret edeceğiz. Yine Osman Aslan Bey'e ve Abdullah Aslan Bey'e de buradan selamlarımı gönderiyorum. Yine bize her zaman yanımızda olan, bize destek veren, kart reklamı desteği veren değerli dostlarımız var. Huzurlu Çelik Kapı Esat Öz. Buradan Esat Bey'e selamlarımı gönderiyorum. Yine Kayaoğlu Yapı Malzemeleri İbrahim Kör ve kardeşlerine de selamlar olsun efendim. Buradan selamlarımızı gönderelim. Dün burada olan Doğanşar Kaymakamımız Hakan Kafkas Bey'e buradan selamlarımı gönderiyorum. Yine Belediye Başkanımız, Doğanşar Belediye Başkanımız Necdet Oktay Karaman Bey'le dün bir yemekteydik. Sohbet etme imkanı bulduk. Değerli kaymakamımıza ve belediye başkanımıza da buradan selamlarımızı gönderelim. Az sonra okuyacağımız türkü bu değerli dostlarımıza da armağan olarak gelsin. Yıldırım abicim iyi akşamlar, İstanbul Maltepe'den sakine diyor. Annem Hatice, ablam Yayla Gülü, yengem Yeşim sizi izliyoruz şu an diyor. Sıradaki türkü bizim için de söylersen sevinirim. Tokatlılara selam olsun demiş. Teşekkür ederiz efendim. Tokat'a da bizden selamlar olsun. Kahramanmaraş'tan Murat Demirtaş, gözlerin türküsünü istiyorum Yıldırım Bey diyor. Küçük Nacar'daki enişteme gelsin demiş. Evet, programımızın ilerleyen bölümünde de gözlerini okuruz. Evet, istekler bir hayli yoğun bir şekilde gelmiş. Polatlı'dan Tahsin Keloğlu, sizden yine bir türkü istiyorum diyor. Tüm dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ben Mihriban diyor, gözlerin istemiş, yine okursanız sevinirim demiş. İmkansız aşkım için zor geldi türküsünü okumanızı istiyorum diyor. Efendim mesajlar böyle devam ediyor. Giresun'dan Hüseyin Bekdemir yine bir türkü istemiş. Programımız çok güzel diyor, sizi keyifle izliyoruz. Burcu demiş, ben sıradaki türküyü tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Efendim Sivas Yıldız Eli'den Yunus Özdemir yine bir türkü istemiş. Tüm bu dostlarımıza okuyacağız bu güzel türkümüzü. Muhlis Akarsu'dan bir türkü istiyorum diyen bir dostumuz var. O zaman Akarsu'dan güzel bir eser okuyalım. Ve tüm istek sahiplerine gelsin. Sevgili dostlar, mesajlarınızı yazıp gönderiyorsunuz ve anında isteklerinizi yerine getiriyoruz. Bu arada ben bir kez daha mesaj hattımızı hatırlatayım. Mekin yazıp boşluk bıraktıktan sonra 23.53'e gönderiyorsunuz. Almanya'dan da 99.699'a gönderiyorsunuz. Ve değerli sponsorumuzun telefonlarına bir kez daha hatırlatayım. 0212 alan koduyla 450-10-24. Evet, 450-10-24 Engin Gayrimenkul Arsa Ofisi'nin telefonları. İnşallah haftaya yayın saatimiz değişiyor. Haftaya pazartesi yani 22-24 saatler arasında Yıldırım Show Engin Gayrimenkul'un katkılarıyla Ekin Türk TV ekranında olacak. İnşallah haftaya, mazeret istemiyorum, burayı doldurmanızı sizlerden istirham ediyorum. Değerli dinleyenlerim, bak sizin isteğinizi kırmadık.
program saatimizi değiştirdik. Sağ olsun değerli sponsorum da bu konuda çok anlayış gösterdi. Ben Üzeyir Engin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya 10-12 saatlerinde burada olacağız. Yani 22-24 saatler arasında. Stüdyomuzu tıklım tıklım görmek istiyorum. Haberiniz olsun. İnşallah öyle de olacaktır efendim. Şimdi düşenin dünyada dostu yokmuş bir muhlis akarsu türküsü. Hep beraber çalıp söylüyoruz, okuyoruz arkadaşlar. Tüm istek sahiplerine gelsin.
vefasız heder etti gönlümü. Onun için boş geçirdim ömrümü. Akarsuyum pelek büktü belimi. Düşenin dünyada dostu yokmuş, aman aman yokmuş, aman aman yokmuş, aman aman yokmuş, aman. Düşenin dünyada dostu yokmuş, aman aman yokmuş, aman aman yokmuş, aman aman yokmuş, aman. Çok teşekkür ediyorum. Efendim istekleri böyle görüyorsunuz. Anında yerine getiriyoruz. Efendim şimdi programımızı onurlandıran değerli sponsorumuzu ben hemen programımıza davet etmek istiyorum. Üzeyir Engin Bey'i. O güzel projelerini anlatmak üzere. Değerli sponsorumuzla beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ediyorum. Ne İyiyim. Var, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır görüşemiyoruz. 5-6 gün önce, evet. Bir hafta önce görüştük. Evet. Evet. Şimdi programımızda ben bol bol bahsediyorum. Gerçekten arsa en güzel yatırım. Dinleyicilerimize özellikle bu konuya dikkat edeceklerini ben ümit ediyorum. Çünkü biz de istiyoruz ki bir hayır dualarını alalım. Güzel bir şeye vesile olalım. Tam bu noktada da siz devreye giriyorsunuz. Çok güzel imkanlar var gerçekten. Şimdi o imkanları biz bir dinleyelim sizden. Yeni evet. Projelerimiz de var sanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni saatinde hayırlı olsun. Çok haftaya 10-12'de tamam burası evet, Yıldırım Sevenler'de dolacak. Evet, dolduracağız inşallah. Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Engin Gayrimenkuller Sofisi. Bugün sabah geldim ben Biga'daydım. Dün gerçekten 60'a yakın Biga, 80'e yakın Çatalca Silivri. Bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Ofisimiz yine doldu taştı. Ben bizzat Biga'ya gittim. Çünkü Biga'ya gitmem için söz verdiğim müşterilerim vardı. Onlarla birlikte eşlik ettim. Yağmurdu, rüzgardı, fırtınaydı, çamurdu, şuydu, buydu. Hiçbir şey bizi durduramadı. Çok güzel bir ortamda Biga'ya gittik. Biga'dan geldik. Dönüşlerimiz çok iyi, memnuniyet çok iyi. İmkanlarımız olağanüstü. Şu an ekranlarda gördüğünüz yer aslında Çatalca ama önce Biga'yı anlatmak istiyorum. Rejideki arkadaştan rica edersek. Çünkü Biga... Bizim için özel bir proje. Biga bizim için olağanüstü bir yer. Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı. Aslında Bandırma'ya çok yakın ama Çanakkale il sınırlarında olduğu için Biga diyoruz. Dün özellikle dikkat ettim. Bandırma'ya 35 dakika mesafede gidip geldik biz. Çanakkale ili Biga ilçesinde denizle, doğayla iç içe muhteşem bir yer. İnanın otobüsten indik Yıldırım Bey. O göletin etrafına girdik, biraz yürüdük insanlar. Bu ne kadar güzel bir yer, bu ne kadar şahane bir yer, bu nasıl bir yer? O kadar güzel bir hava vardı ki hafif yağmur yağmış, hava böyle bulutlu, çok az bir rüzgar esiyor. Muhteşem. Çok soğuk değil, çok sıcak değil. Gerçekten muhteşem bir yerdi. Doğa dersem var, deniz dersem var, orman dersem var. Sosyal alanlı bir proje. Şu anda görmüş olduğunuz alan komple boş ama içi dolu. Yani yapacağımız projelerle içi dolu olacak. 300 metrekare arsalar 28.900. Biz müşterileri oraya götürüyoruz. Müşteriler tabii bakıyor, ediyor, görüyorlar. Eşime soracağım, arkadaşıma soracağım, oğlumla geleceğim. Herkese saygılıyız. Sonra gidiyorlar, bizim satmış olduğumuz yan parsellerdeki parsellere bakıyorlar. Boş çıplak arsa 35 bin lira. 38 bin lira, 40 bin lira. Bizim projeli arsa 28.900 liraya. Bunun da 12 bin lirasını peşin, geri kalan 12 bin lirasını da veya 14 bin lirasını da sizlere 0 faiz ile, bakın 0 faiz ile 12 ay maksimum 15 ay taksit sunuyoruz. O da çok önemli bir şey yani 0 faiz ve bugün ben 14 ile 15 arası Cem TV'ye gittim. Cem TV'de Sektörel diye bir programa katıldım.
Samimi söylüyorum, telefonlarımız durdu. Türkiye'nin en büyük projesini orada anlattım. Beni davet ettiler. Çok yakında CNN Türkiye katılacağım. SK'ya Türkiye katılacağım. Avrupa'ya gideceğiz. Çünkü Türkiye'nin en büyük projesini anlatıyoruz. Bütün Türkiye'nin dikkatini çekiyor. Biz Türkiye'nin en büyük projesini sizlere sunuyoruz. Niye Türkiye'nin en büyük projesi? 1 milyon 800 metrekare alan üzerine kurulmuş bir alan. 2500 parsel var. Ve bu 2500 parselin 3'te 2'si yeşil alan. Ya toprak alıyorsunuz, 12 bin lira para veriyorsunuz. Geri kalan 16 bin lirayı da 15 ay taksitle ödüyorsunuz. Şöyle dönüp arkaya baktığınızda yer 40 bin lira, 50 bin lira olmuş. Ve siz hiç farkında olmadan benim 12 bin liram var. Ben bu 12 bin liraya yer alır mıyım diye eşinize, dostunuza, komşunuza, arkadaşına soruyor. Bana bu paraya yer verirler mi bu ülkede, bu coğrafyada diye soruyorsunuz. Oysa ki Engin Gayrimenkul Arsa Ofisi'nde 12 bin liraya, 13 bin liraya, 14 bin lira, hatta 10 bin lira peşinatla arsa sahibi yapıyoruz. Zaman hızla tükeniyor. Sadece 64 gün var yeni yıla. 64 gün sonra bu fiyatları bulamayacağız. Bu fiyatlar olmayacak. 450-10-24. 450-10-24. Takas imkanlarımız olağanüstü. Araba takası, arsa takası. Şu an ekranlarda görmüş olduğunuz bir proje. Cem evine 3 dönüm, camiye 3 dönüm, 86 dönüm göl, 45 dönüm orman arası, 63 tane ticaret alan, 6 tane birer dönüm çocuk parkı, yürüyüş parkları, spor salonları. Böylesine bir proje içerisinde 300 metrekare arsayı 15 ay taksitle alıyorsun. Bazıları bana diyor ki, arıyorlar bizzat beni, ofisi. Ya siz sadece reklam yapıyorsunuz, hadi kardeşim ya. Sen 300 metrekare 28.900 lira imarlı iflas yeri vermezsin. Oysa ki gelip görüyorlar, o heyecanı yaşıyorlar. Çünkü niye heyecan diyorum biliyor musunuz? Dün İstanbul'da korkunç yağmur vardı. Tekirdağ aynı, Çanakkale aynı. Bir emlak ofisine 135 kişi sabahın köründe gelir mi? Kimseyi zorla getiremezsin. Kimse oraya zorla gelmez. Ama Engin Gayrimenkul Arsa Ofisi yaptığı işi, sizlere sunduğu fiyat çok kelepir olduğunu sizler farkındasınız. Geç kalmayın. 450-10-24'ü hemen arayın. Sizleri oraya davet edelim. 450-10-24 bu numarayı unutmayın. 0212 alan koduyla arayın. Engin Gayrimenkul'e ulaşın. Gerekirse beraber de gideriz yani. Ben evet, yarından sonra Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı çok önemli bir bayram. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmuş olduğu ve bizlere bıraktığı çok büyük bir bayram. 91. yılını kutlayacağız. Ve bu 91. yılda firmamızdan sürprizler var. Canlı yayında söylemeyeceğim. Büyük bir bayramda büyük sürprizler bekliyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nda Biga'ya gidiyoruz. Coşkulu, kalabalık, heyecan. Çatalca'ya gidiyoruz, aynı heyecan. Silivri'ye gidiyoruz, aynı heyecan. Ben 500 kişi bekliyorum. Abartısız konuşuyorum. 500 kişiden aşağı olmayacağına eminim. Çünkü sürprizlerimiz çok. Olağanüstü fiyatlarımız, olağanüstü sürprizlerimiz olacak. Büyük bir bayram, bizlerin bayramı, sizlerin bayramı. Çarşamba günü sabah 8'de. Kimseye randevu vermeyin. Gelin Engin Gayrimenkul'a hep beraberce, doğayla, yeşillikle, gölle, denizle olan yerlere gidelim, yerimizi görelim. Evet, gelelim Varan 2. Neresi? Çatalca. Efendim, Çatalca Ova Yenice Mahallesi. Çok az sayıda yerimiz kaldı. Dün ben yoktum ama arkadaşlarımıza gelenler olmuş. Çok sayıda yer aitler olmuş. Yanılmıyorsam 5 tane ve 6 tane var. En son aldığım muhasebeden bilgi. Geçen hafta salı günü biz mesaj çektik. Bu hafta pazartesi 6 günde neredeyse 3'te 2'si, hatta 3'te 2,5'u tükendi. Çatalca ilçesi Ova Yenice Mahallesi'nde 510 metrekare arsalar sadece ve sadece 57 bin lira. 70 bin lira, 75 bin lira emsalleri. Aslında biz Biga'dan başka bir yere alatmayı düşünmüyorduk. Açık söyleyeyim. Fakat bize gelen müşteriler, çok saygıdeğer müşterilerimiz var. Hatırı sayılır insanlar var, kıramadığımız. Ya ben Çanakkale'den yer aldım. Fakat bir yerde İstanbul'a yakın bir yerden alacağım diyenler çok oldu Yıldırım Bey. Yoksa biz Biga için burada her akşam anlatmaktan bıkmadık. Peki bu Çatalca'da da taksit imkanları geçerli mi? Yani Biga gibi. 57 bin liradan 30 bin lira peşin veriyorlar. Geri kalan 27 bin lira yine 12 ay, 15 ay 0 faiz. 70 bin lira, 75 bin lira emsalleri var. Arsamızın 50 metre yukarısında evler var. Elektrik orada, su orada, orada oturan var 50 metre. Bakın 1 kilometre, 2 kilometre demiyorum. Böylesine bir yerden alın yerinizi, çevirin. Koyun oraya bir prefabrikinizi, bir tek katlı bir eviniz yapın. İnanın Çatalca olağanüstü bir yer. Muhteşem bir yer. 12 yıldır ben oradayım. Gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Muhteşem bir yer. 450-10-24. 450-10-24'ü hemen arayın. Yerinizi ayırttırın.
Yarın biz bütün ekip olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'na hazırlık yapıyoruz. Sizlere hazırlık yapıyoruz. Çarşamba günü sizleri bekliyoruz. 450-10-24. Yıldırım Bey de geliyor. 450-10-24. Çarşamba geliyorsun. Çarşamba oradayız, evet. Efendim 450-10-24. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, değerli sponsorumuzu gönderdik. Çok güzel bilgiler verdi bize. Çok güzel projeler, imkanları sundu, anlattı. Gerçekten ben bile düşünüyorum yani. Hani diyorsanız ki birkaç kişi bir araya gelelim. Olabilir yani. Ortağınızın birisi benim. Bana ortak olmak isteyen varsa arasın beni. Vallahi bir arsamız da bizim olsun ya. Şöyle. Bana ortak olmak isteyen var mı? Ortak arıyorum. Evet. Nafise mi? Peki. Ortağın birini hemen bulduk. İki oldu. Yahu neredeydiniz kaç gündür? O zaman çarşamba günü hep beraber gidiyoruz. İnşallah bu işi gerçekleştirelim yani. Efendim istekleri değerlendiriyoruz. Kahramanmaraş Küçük Nacar Köyü'nden Bayram Akbayır değmez mi sana türküsünü istiyorum diyor. Selam, ben Alanya'dan Mihriban Taşar, eşim Kamil Taşar'a bir türkü istiyorum demiş. Kuşadası'ndan Çağrı Çaylak sevdi. Abicim senden Yeter Ki insan Olsun türküsünü istiyorum diyor. O zaman bu türküleri değerlendirmeye alalım. Erzincan Çataksu Köyü'nden Şefik Keleş Sarı Gelin türküsünü istemiş. Yine Gözlerin türküsünü istemişler. Unutturmayın arkadaşlar, Gözlerin türküsünü bir ara okuyalım. Beni görüp yüzün öte döndürme. Yine de benim gönlüm sendedir, sende diyeceğiz. İstek üzerine bu güzel türküyü tüm dostlarımıza armağan olarak gönderelim. Sen de değil sen de.
ince belinde, ince belinde. Sen bir güzelsin ki yar yar Türkmen elinde. Günah bende değil, sendedir sen. Türkmen elinde, günah bende değil, sendedir sende. Ben ayırmam o bu şu diye, yeter ki insan olsun, yeter ki candan olsun, yeter ki adam olsun dost. Ben ayırmam o bu şu diye, yeter ki insan olsun, yeter ki candan olsun, yeter ki adam olsun dost, dost, dost. Misafir geldik dünyaya, kavgalara gerek yok ki dost. Adem Havva'dan kökümüz, başka sormaya gerek yok dost. Misafir geldik dünyaya, kavgalara gerek yok ki dost. Adem Havva'dan kökümüz, başka sormaya gerek yok dost. Ben ayırmam o bu şu diye, yeter ki insan olsun, yeter ki candan olsun, yeter ki adam olsun dost. Ben ayırmam o bu şu diye, yeter ki insan olsun, yeter ki candan olsun, yeter ki adam olsun dost, dost. Hoşgörü olsun yolumuz, hepimiz de aynı koluz dost. Bir avuç toprak sonumuz, gönül kırmaya gerek yok dost. Hoşgörü olsun yolumuz, hepimiz de aynı koluz dost. Bir avuç toprak sonumuz, gönül kırmaya gerek yok dost. Ben ayırmam o bu şu diye, yeter ki insan olsun, yeter ki candan olsun, yeter ki adam olsun dost. Ben ayırmam o bu şu diye, yeter ki insan olsun, yeter ki candan olsun, yeter ki adam olsun dost, dost, dost. Efendim çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonunda da Zara Akören Köyü Festivali'nin görüntülerini sunacağız efendim. Zara Akören Köyü'ne de buradan selamlar gönderelim. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra biz buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın.
yüreğimden sildim seni. Kanmam artık yalanına, yüreğimden sildim seni. Gelmem daha oyununa, ben kalbinden sildim seni. Gelmem daha oyununa, ben kalbimden sildim seni. Aşkın gözüm görmüş derler, ne bilir ki çekmeyenler. Varsın seni sarsın eller, ben kalbimden sildim seni. Yar kalbimden sildim seni. Hasretimle yanacaksın. Sanma mutlu olacaksın, hasretimle yanacaksın. Yıldırımı duyacaksın, ben kalbimden sildim seni. Bu türküyü duyacaksın, ben kalbimden sildim seni. Aşkın gözüm körmüş derler, ne bilir ki çekmeyenler. Varsın seni sarsın eller, ben kalbimden sildim seni. Yar kalbimden sildim seni. Aşkın gözüm görmüş derler, ne bilir ki çekmeyenler. Varsın seni sarsın eller, ben kalbimden sildim seni. Yar kalbimden sildim seni. Efendim işte böyle bir türküydü. Kalbimden sildim seni, bir önceki albümümüz yani Çaresi Yok adlı albümümüzde okuduğumuz yine bize ait olan Damar bir türküydü. Herkese armağan olarak gelsin, istek sahipleri ne armağan olarak gelsin istemişti dostlarımız. Efendim bu arada şu notlarım var, notlarımı da bir okuyayım, ondan sonra var ya iki tane Aşık Veysel türküsü okuyacağım. Veysel Baba'dan iki güzel türkü okuyacağım. Efendim sanatçı dostum Altın Kız bizleri izliyorlarmış. Bizden bir türküyü istemişler. İnşallah o türküyü geçen hafta okumuştuk. Onun yerine şimdi az sonra okuyacağım o iki güzel türküyü Altın Kız'a armağan olarak göndereceğiz. Ve annesine de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bizleri istiyorlarmış, izliyorlarmış efendim. Program sponsorumuz yine Engin Gayrimenkul'e de armağan olarak göndereceğiz. Az sonra okuyacağımız iki güzel türküyü. Bu arada çarşamba günü inşallah sponsorumuzu ziyaret edeceğiz. Çatalca, Silivri, Esenyurt böyle gezeceğiz efendim. Gelmek isteyen dostlarımız bizimle birlikte gelsinler. Birlikte gidelim bir bakalım. Belki ortak oluruz, belli mi olur yani? Bize bir ortak çıkar. Benim de bir arsam olsun diyen dostlarımız hemen ulaşsınlar bize. Efendim. Çarşamba günü inşallah hep beraber gideriz, gezeriz. Sponsorumuzun yemeğini yeriz. Belki bize bir mangal yapar, böyle gezer geliriz. Hemen programlarımızı duyurayım. Dün akşam Zara Ilıcalılar düğünündeydik. Mükemmel bir atmosfer vardı. Buradan Zara Ilıca köyüne selamlarımızı gönderiyorum. Abdullah Çevik düğün sahibine selamlar olsun. Bu hafta nerelerdeyse hemen şöyle bir kısaca hatırlatalım. Efendim 2 Kasım pazar akşamı Kuşadası'nda olacağız. Kuşadası'na gidiyoruz. Gazi Çaylak Sevdi oğlunun düğünü var. Yer Kuşadası Artemis Düğün Salonu. Gazi Bey de Yıldızeli Dereköylü bir
dinleyicimizmiş, ta oradan bizi aradı. İnşallah bu pazar Kuşadası'nda olacağız. Efendim 8 Kasım Cumartesi akşamı Doğanşar Çalıcı Köyü'nün Hüseyin Özay oğlunun düğünü var. Yer Salon Figaro. Orada olacağız. Ömer Karakuş değerli dostuma da buradan selamlar gönderiyorum. 29 Kasım Cumartesi Avcı Çaylı dostlarımızın düğünü var. İnşallah orada olacağız. 6 Aralık Ali Beyli Köyü'nden Hüseyin Şahin oğlunun düğünü var. Orada olacağız yine. 14 Aralık Pazar günü Yakaboy Köyü'nden Turgut Demireze'nin kızının nişanında sahne alıyoruz. Yer Ekin Gölü Derneği. Buradan selamlarımızı gönderelim tüm Yakaboy köylülerine de. 21 Aralık Pazar gündüz yine Kaya Günay oğlu Sefa'nın düğünü var Yapak Vakfı'nda. Bu dostumuz da Hafik Besinli köylü dostumuz. Yine orada olacağız. 27 Aralık Cumartesi de yine Tokat Reşadiye Demircilik Köyü'nden Şeref Kan doğmuş oğlunun düğünü var. Yerde Yeni Bosna havuz başında. İnşallah orada olacağız efendim. Bize ulaşmak isteyen düğün, nişan, konser, dernek, organizasyon, kına gecesi, aklınıza ne geliyorsa, Yıldırım kardeşimiz de gelse şöyle bizi bir eğlendirse desen diyen dostlarımız, irtibat numaramızdan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. 0536 280 77 77 numaralı telefonumuzdan. Yine internet yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. yıldırımhy.com web sayfamızdan ve Sanatçı Yıldırım yazdığınızda çıkan Facebook sayfalarımızdan rahat bir şekilde bize ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Efendim bize kart reklam desteği veren değerli dostlarımız var. Esat Öz, Huzurlu Çelikkapı ve İbrahim Kör ve kardeşleri Kayaoğlu Yapı Malzemeleri. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Yarın Tuzla'dayız. İnşallah Tuzla Dernek Başkanımız, Sivaslar Dernek Başkanımız Osman Atmış Bey'i ziyaret edeceğiz. Yine geçen salı bizleri misafir eden değerli Çatpınarlı dostum Osman Aslan'a buradan selamlar gönderiyorum. Osman Bey'e ve Abdullah Aslan abimize de selamlar olsun. Bu arada Metin Saçlı Sarı Suat Köyü'nden bizleri izliyorlarmış. Bursa'dan izliyorlar. Selamlarımızı gönderiyoruz. Yine Sarı Suat ağası Halil Saçlı bugün bizleri onurlandırdı. Ona da teşekkür ediyoruz ve Uğur Saçlı kardeşime de teşekkür ediyorum. Özenköy Dernek Başkanımız aramızda, her zaman bizi yalnız bırakmıyor. Şimdi türkü zamanı diyoruz. İki güzel aşık velise türküsü. Arkadaşlar ben gidiyorum, siz de beni takip ediyorsunuz. Önce bir uzun hava. Tüm istek sahiplerine gelsin diyoruz. Gökte uzanmış sarmaşık gibi dökülmüş gerdana saçların güzel görülen bir ışık gibi nara bulut gibi aşların güzel aşların güzel ufukta görülen bir ışık gibi nara bulut gibi
başlarım güzel, başlarım güzel. Görünce derdimi arttırdın kat kat. Can alıcı gözler sanki bir cellat. Veysel'i kapımdan eyleme azat. Bana yastık olsun döşlerin güzel, döşlerin güzel. Veysel'i kapımdan eyleme azat. Bana yastık olsun döşlerin güzel, döşlerin saçar kenara. Aşk ehli dayanır ateşe kora, ateşe kora. Bülbüller gül için giymişler kara, seherle uyanır bülbül zarında. Thank you.
gözler karın, senle rüyanın bülbül zarında. Aşıklara gurbet, bülbüle firkat. Aşıklara gurbet, bülbüle firkat. Derdimi sorarsan dürülü katka, dürülü katka. Ey gönül derdinden etme şikayet. Yüce dağlar gurur duyar karında. Ey gönül derdinden etme şikayet. Yüce dağlar gurur duyar karında. Veysel'i dost aklı karışık. Ayrılmış yarinden yar diyarından. Kınamayın Veysel'i dost fikri karışık. Ayrılmış yarinden yar diyarından. Evet, iki güzel aşık Veysel türküsünü arka arkaya okuduk. Efendim, vallahi şöyle bakıyorum, zaman hızla geçip gidiyor. Bir çuval mesaj gelmiş. İnan ki sahura kadar okusam yine yetiştiremem ama elimden geldiği kadar istekleri bakıyorum. Gözlerin türküsü çok istemişti. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Klibiyle dönüşüm olarak şöyle bir gözlerin türküsü okuyalım. Bu türküyü tüm istek sahiplerine, şu anda isimlerini sayamayacağım. Tüm istek sahiplerine ve bize kart reklam desteği veren Esat Öz ve İbrahim Kör ve kardeşlerine de armağan olarak gelsin. Haydi bakalım efendim.
senin ah o gözlerin. Gözlerin dedik efendim, tüm istek sahiplerine gelmiş oldu bu güzel türkü. Bize düğün, dernek, nişan, konser, aklınıza ne gelirse ulaşmak isteyen dostlarımız, Yıldırım'a nasıl ulaşacağım diyorsanız irtibat numaramızdan rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. 0536 280 77 77, yine yıldırımhy.com web sayfamızdan ve sanatçı Yıldırım yazdığınızda çıkan Facebook sayfalarımızdan rahat bir şekilde bize ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Efendim, Ankara'dan Seher selam diyor. Ben Ankara'dan Seher, o beni seviyor ama ben ona karşılık veremediğim için üzgünüm. Sıradaki türkü Recep sana gelsin demiş. Seher'cim niye karşılık veremedin? Hayırdır, elektrik mi alamadın? Ne oldu yani? Bugünlerde hep bir elektrik sorunları var. Tokat Erbağ'dan, Gökal Beldesi'nden Layık Değilsin türküsünü istiyoruz. Söylerseniz memnun oluruz demişler. Layık Değilsin. Söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Nasıl bir türküydü o? Bir mırıldanın bakayım. Peki, o zaman şöyle hemen bir prova yapalım. Sıcağı sıcağına provasını yapalım. Bakalım söyleyebilecek miyiz? Dur bakalım. Dostumuzun isteğini kırmayalım yani. Damlasına bile layık değil.
senin için ağam gözyaşlarımın damlasına bile layık değilsin. Değilsin, değilsin, layık değilsin. Değilsin, değilsin, layık değilsin. Sen benim sevdama layık değilsin. Sen benim aşkıma layık değilsin. Değilsin, değilsin, layık değilsin. Değilsin, değilsin, layık değilsin. Sen benim sevdama layık değilsin. Sen benim aşkıma, sana sevdam ezeli, bağlar döker gazeli. Başka bir yar sevmedim, diyar diyar gezeli, diyar diyar gezeli. O yar benden soğumuş, meğer gönlü yolmuş. Başka birini sevmiş, benle gözü yok. Çoğumuş ayar benden soğumuş, meğer gönlü yokmuş. Başka birini sevmiş, bende gözü yokmuş. Elde gözü çoğumuş. Seversen gelme mezar taşıma, gelme mezar taşıma. O yar benden soğumuş, meğer gönlü yokmuş. Başka birini sevmiş, benle gönlü yokmuş. Elde gözü çoğumuş. Birini sevmiş, benle gözü yokmuş. Elde gözü çoğumuş. Vay! Efendim, en fazla türkü okunan program rekorunu kırmak için uğraşıyorum yani. Gerçekten bugün bayağı güzel türkü okuduk. İnşallah her hafta böyle tek kişilik dev kadromuzla sizlerden gelen istekler anında okumaya çalışacağız efendim. Yine bir türkü, sıradaki türkü Aşkım Era'ya gelsin diyor. Pasinler'den Yeşim. Yıldızeli Güneykaya beldesinden Adem Akpınar. Kıymetini bilemedim türküsünü istiyorum diyor. Tüm Akpınarlara da selam olsun. Yıldırım abi sesiniz çok güzel. Annem için bir türkü söylerseniz sevinirim demişler. Peki sıradaki türkü annenize gelsin. Sivas'ta bulunan enişten Murat kardeşim, Nadiye yeğenlerime, Yayıközü köyüne bulunan anneme babama, Zara'da bulunan kardeşlerime gelsin sıradaki türkü demiş Ömer Kavakoğlu. Evet, kıymetini bilemedim. Çok eski bir türküdür aslında benim bu. Hemen şöyle mırıldanalım bakalım, aklımızda kalmış mı? Yarim sana inansaydım, el sözüne kanmasaydım. Yarim sana inansaydım, el sözüne kanmasaydım.
keşke hiç ayrılmasaydım. Böyle mutsuz olmazdım ben, böyle mutsuz olmazdım ben. Bilemedim, bilemedim kıymetini, bilemedim yarım senin değerini, yanımdayken bilemedim. Bilemedim, bilemedim kıymetini, bilemedim yarım senin değerini, yanımdayken bilemedim. Seni ararım, keşke hiç ayrılmasaydım. Böyle mutsuz olmazdım ben, böyle mutsuz olmazdım ben. Bilemedim, bilemedim kıymetini, bilemedim yarım senin değerini, yanımdayken bilemedim. Bilemedim kıymetini, bilemedim yarım senin değerini, yanımdayken bilemedim. Evet, bu da eskilerden bir türküydü. Yine Gönülden Gönüle albümümüzde yer alan bir türküydü. Şöyle geçmişe baktığımızda gerçekten benim bile hatırlamadığım birçok güzel türkülerimiz var. Efendim bu arada programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben bir kez daha bize diğer zamanlarda ulaşmak için irtibat numaramızı bir hatırlatayım. Menajerlik telefonumuz, işle ilgili düğün, konser, nişan, dernek gecesi, kına gecesi aklınıza ne geliyorsa 0536 280 77 77 numaralı telefondan ve yıldırımhy.com web sayfamızdan ve Sanatçı Yıldırım yazınca çıkan Facebook sayfalarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Efendim, programı izleyen tüm dostlara teşekkür ediyoruz. Mesaj gönderen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Haftaya saatlerimiz değişiyor. Haftaya 22-24 saatlerinde biz burada olacağız. Stüdyomuzu tıklım tıklım görmek istiyorum sevgili dostlar. Seyircilerimizden özellikle istirham ediyorum. Sizler için saatimizi değiştirdik. Bu arada değerli sponsorumuz Engin Gayrimenkule, Üzeyir Engin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. İnşallah çarşamba günü sponsorumuzun yanındayız. Çatalca'ya gidiyoruz. Çatalca, Silivri oraları gezeceğiz. Efendim, bizimle gelmek isteyen, bana arsa ortağı olmak isteyen varsa hemen bana ulaşsın. Çarşamba günü beraber gidelim yani. Haberiniz olsun. Biz buradan sonra hemen program devam. Pazartesileri bizim tam bir yayla göçü günümüz yani. Çok telaşlı bir günümüz. Buradan sonra Mahmut Bey yolu kanatçı arkadaşa hemen yetişeceğiz. Orada bir özel dinletimiz var. Gelmek isteyen dostlarımızı da oraya bekliyoruz. O zaman son bir türkü, sonra VTR'miz var. O zaman türkü yok. Tamam. O zaman hemen VTR'mize geçelim. Ben veda edeyim. Sevgili dostlar, bugün sizi Zara Akören köyüne götüreceğim. Zara Akören köyündeki festival görüntüleriyle programımızı bitirmiş olacağız. Haftaya dediğim gibi saat 22'de biz burada olacağız. Haftaya saat 22'de görüşmek üzere. Ben ve değerli saz arkadaşlarım adına hepinize sevgiler, saygılar. Allah'a ısmarladık. Ceylan gözlerine
Sivas Sara Akvaryum Festivali'ndeyiz. Efendim merhabalar. Ay, merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Abla, abla heyecanlama. Rahat ol, sakin ol. İsimle bir tanıyalım. Yıldız Üstübeç. Yıldız abla. Efendim. Nerede kalıyorsun normalde? Normalde İstanbul'da kalıyorum. İstanbul'dasın ama köyüne geldin. Evet. Festival için geldin. Evet. Her sene gelebiliyor musun? Her sene gelmiyorum. Eşim Tekirdağlı olduğu için Tekirdağ'a gidiyorum. Bu sene buraya geldim. Sen niye enişteyi bu tarafa getirmiyorsun da Tekirdağ'a gidiyorsun? Bak burası daha güzel değil mi? Eniştem bu sene burayı tercih ettiği için buraya getirdim. Ne güzel. İnşallah alışır, her sene gelir. İnşallah. Var mı selamın, mesajın? Selamın mesajım, herkese selamlar diyorum. Ablacığım merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, bir tanıyalım sizi. Ben Akören Köy ağasının kızı Emine Üstübeyciğim. İstanbul'da oturuyorum. Her sene gelebiliyor musun Akören'e, yoksa arada sıra böyle? Arada sırada geliyorum. Kaç gün kalacaksın? Bir ay kalacağım. Bir ay, iyisin o zaman. İyiyim. Bu sene iyisin yani. İyiyim inşallah. Var mı selam mesaj buradan? Olmaz olur mu? Tekirdağ'a göndereceğim selamcıklar. Kim var Tekirdağ'da? Şu anda eşim orada. Bütün herkese aşıladım. Yıldırım Bey'i. Tekirdağ'da seni dinliyorlar. Çok teşekkür ediyorum. 58, evet. Çok teşekkür ederim. Efendim. Bir de köyün bacalarını söylersen doğru Tekirdağ'a gitsin. Köyün bacalarını, köyün bacalarını Tekirdağ'a doğru göndereceğiz. İnşallah. Tekirdağ'da selam olsun buradan. Abi, efendim. Şurada yine bir değerli ablamız var. İyiyim yavrum, sen nasılsın? Sağ olasın. Ben de iyiyim. Seni gördüm, mutlu oldum. Çok sağ ol. İki senedir hasretlik çekiyordum, kavuştuk Allah'a çok. Nasıl sağlık, sıhhat iyi? İyi Allah'a şükür. Biraz ufak tefek hastalık geçirdik ama iyiyiz şimdi. Sen kaç gün kalacaksın Emine abla? Cumartesi çıkıyorum, boynum bükük. Artık yani yavaş yavaş, evet, gidiyorsun yani. Evet, kovuyorlar gayet. Erken gidiyorsun, niye? Bekar oğlum var, yalnız kalmasın. Tabii çocuklar dolduğu zaman bir ayağımız orada kalıyor. Evet, evet. Sana da teşekkür ederim, memleketimizi canlandırdım. Sağ olasın. Sizlerin sayesinde. Sizlerle beraberiz. Efendim efendim. Ablalarımız böyle hazırlanmışlar. Kıyafetleri giymişler. Bir tanıyalım sizi efendim. Ben Selma Karki. Köyümüzün eğlencesine geldik İstanbul'dan. Amcamızı desteklemek, eğlenmek için. Selma abla, kıyafetler hazır mıydı? Kendimizin hazır aldık. Kendimizin. Kendimizin. Her sene giyiyorsunuz. Evet. Eğlencelerimizde giyiyoruz her zaman. Filiz Karki. Amcamı desteklemek için buradayım. Sivas Zara Akören köyünün konserindeydik, köy pikniğindeydik, köy şenliğindeydik bu akşam. Oldukça coşkulu, oldukça güzel bir atmosfer vardı. Organize de mükemmeldi. Yanımızda dernek başkanımız var. Ben istiyorum öncelikle başkanımızı bir tanıyalım. Evet. Şükrü Gül'le İstanbul Bayrampaşa'da diş polikliniğim var. Diş hekimi oğlumla beraber diş hekimi olarak ticari hayatımızı sürdürüyoruz. Köyümüze de yazları da olsa unutmuyoruz, geliyoruz buralara. Hemşehrilerimizle, büyüklerimizle, küçüklerimizle bir arada bu mutluluğu yaşıyoruz. Başkanım, ben dikkat ediyorum, uzun yıllardır dernek başkanlığı yapıyoruz değil mi? Evet, biraz kronik oldu. Bayrampaşa atış alanında bir yerimiz var, o arsamız var, derneğimizin arsası. Bir kültür merkezi yapmak üzere satın aldık. Binayı yapmadan da gidemezsiniz diyorlar. O yüzden de bizimki biraz uzatmalı bir başkanlık. İnşallah nasip olursa bu sonbaharda proje çalışmalarını başlatacağız. Allah nasip ederse inşallah bitirsek başkanlıktan da kurtulacağız. Başkanım sizi tebrik ediyorum. Çünkü mesleğiniz gereği çok yoğun bir insansınız. Ama o yoğunluk içerisinde doğduğunuz toprakları unutmuyorsunuz. Vefa borcunuzu en güzel şekilde ödemek için dernek başkanlığında uzun yıllar görev aldınız. Gerçekten bu anlamda tebrik ediyorum sizi. Aslına bakarsan ben burada da doğmadım üstelik de. Yani benim doğumum İstanbul'da, Sağmacılar'da. Yani diyorsun ki bir de burada doğsaydım. Ne olurdu kim bilir. Ama şimdi baba dostları önemlidir. Babamızın doğup büyüdüğü atalarımızın toprakları önemlidir. Muhabbetimizi Allah bozmasın. Birlik ve beraberliğimizi Cenab-ı Hak bozmasın. Daim eylesin inşallah. Bizim için önemli olan bu. Yoksa diğer şeyler gelip geçici. Birlik ve beraberlik, muhabbet, dostluk, kardeşlik, hepsinin, her şeyin önünde gelen şeyler. Bunun kıymetini bilelim, bunu unutmayalım. Peki, söyleyeceğim bu. Peki başkanım, çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Zahmet ettiniz. Daha bu. Uzun yıllar sizi görmek istiyoruz başkanım. Hep beraber. Gül kimi sevese dünya güzel yolu. Söylememiş yarim gömmeyi yapmış yalnız. Yollarımı gözlüyor soprayı.
yapmış ya. Yollarını gözlüyor, felekler açmış yani. Ah hey, ah hey. Yarim oyuncu. Çay dememiş yarim, dönmeyi yapmış ya. Yollarımı gözlüyor, sofrayı vurmuş ya. Yollarımı gözlüyor, börekler açmış ya. Haydi. Ve yanımızda ağamız var. Sevgili ağam, bir tanıyalım sizi. Aslım Karenebioğlu. Geldim Sivas'tan, gönlüm kurturmadığı kederden yastan. Gördüğüm her olaya yazarım destan. İsmi sorarsan Akörenli Aşık Osman. Aklıma geleni yazarım satıra. Yazarken bazen de dokunurum hatıra. Onun için ağır gelir fatura. Gam yükümü yükleseler 40 katıra. Güçleri yetmez ki zerresini götüre. Böyle tanışma toplantılar gençlerin birbirini tanımasına vesile oluyor. Cemiyetlerimiz birbirini öğreniyor. Gençlerimiz memleketini, milletini öğrenmiş oluyor. Silah-ı rahim yapıyoruz. Bunlar bizim için bir kültürümüzdür. Sülale Anadolu kültürüdür. Bu kültürlerin devam etmesi için de sizin gibi sanatkarların, değerli misafirlerimizin hepsinin katkılarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Abi merhaba. Buyur. Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Hasan abi, dikkatimizi çekti bak. Çarukları giymişsin. Çoraplar orijinal. Evet. Efendim şalvar, kisvet. Hepsi orijinal yani yeleğimiz. Bunlar hazır duruyor mu her sene böyle? Hazır. 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 Köye geldim bir giyelim diyorsun. Üç giyim çarığı hazırlarım. Her şey hazır, tekbil durur. Ne zamandan beri böyle giyiniyorsun Hasan abi? Aşağı yukarı 10 senedir böyle. 10 senedir böyle. Zaten evet. Köye geleli de 10 sene oldu. Hasan abi şu bu bere mi ne bu? Bu şey. Bu el işlemesi bu değil mi abi? El işlemesi. Yani bu hazır bulamazsın yani. Yok. Sümeyye. Sümeyye abla nereden geldin köye? İlice'den geldim. İstanbul'dan geldim. İstanbul'da kalıyorsun. Ilıca evet. Köylüsün. Evet. Buraya geldin. Evet. Var mı selamın? Neler söylemek istersin? Hayır, kimseye selamım yok. Hiç kimseye selam yok diyorsun. Yani yağmurlu havada su yok diyorsun yani. Yok. Yok. Enteresan. İlk defa selam göndermeyen birisi oldum. Vay vay vay. Ah hey ah hey. Dünya ruh aldı. Teyze. Hala türkü söylüyor teyzem. Söyle. Nasılsın canım? İyi misin? Benden kim var? Terli bile ters geliyor. Vallahi harikasın teyze. Sana bayıldım ben. Sen nasıl sanatçıysan ben değil de sanatçıyım. Evet. Vallahi sen mükemmel sanatçısın bence. Nereden öğrendin bu türküleri? Anamdan. Anandan öğrendin. Her zaman böyle söyler misin halaylarda, düğünlerde? Ben şu komşulara sor. Komşular etme, bir soran bakalım. Etme, ben oynayacağım. Kaç avar etme beni.